Zülfikar ağa. Her yerde seni arıyorum. Olanlardan haberim var belli. Belli de beni niye arıyorsun onu anlamadım. Safiye Sultan mı istedi bunu? Hayır Zülfikar ağa. Kösem Sultan. Kösem Sultan? Evet. O seni bulmamı istedi. Gel hadi, seni onlara götüreceğim. Cennet. Heyecan. Mustafa ile Dilruba yok. Uyanın. Ha Mehmet. Cennet, nasıl uyursun? Heyecan, nasıl uyursunuz? Gözünüzü kulağınızı dört açın demedim ben size. Çok uzun bir geceydi. İçim geçmiş Sultan. Nasıl için geçer? Kalacağım. Kösem'i unut Mustafa. Ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum. Mustafa! Ağlar! Mustafa! Yetişin! Yardım edin! Şehzade Mustafa'nın hayatı tehlikede! Şehzademiz Mustafa'yı bulduk. Ben Dilruba Sultan. Kösem denen nail şehzademizi saraydan kaçırdı. Yakalayın şunu! Yaklaşmayın. Ben Sultan Ahmet Han'ın hasekisi Kösem Sultan. Kılımıza dahi zarar verirseniz hepinizin kellesi gider. O vakit başınız sağ olsun Kösem Sultan. Zira hünkârımız Sultan Ahmet hakkın rahmetine kavuştu. Yalan bunlar, inanmayın. Yalan söylüyorlar size. Sakın dinlemeyin. Kavahatleri saymak da bitmez. Şehzade Osmanlı, Şehzade Mehmet'i de kaçırdı saraydan. Ben yerleri biliyorum. Dilruba sus. Yalvarıyorum sana sus. Valide Sultan ve şehzadeler burada, bu evde. Ne oluyor ağalar, siz kimsiniz? Şehzadeler nerede? Bizim bir şeyden haberimiz yok. Ne şehzadesi? Yalan söylüyor. Yemin ederim buradaydılar. Nereye saklandılar? Söyle. Kimse yok burada. Kaçmışlar. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Civarı arayın. Evvela şehzademiz Mustafa'yı sağ salim saraya teslim edelim sultanım. Ve de Kösem Sultan'ı. Sonra icabına bakarız. Gidelim. Ne yapacaklar sultanımıza? Safiye Sultan sağ koymaz. Allah yardımcımız olsun. Bu yüzük evvela rahmetli Hürrem Sultan'a aitti. Hürrem Sultan'ı bilirsin. Tacını takmıştı. Derler ki onun bir fısıltısı bile bütün kadınların sesini bastırırmış. Hürrem Sultan tepeden tırnağa kudret. Tepeden tırnağa ihtişam. Hürrem Sultan miadını tamamlayınca yüzük Nurbanu Sultan'a geçti. Mekanı cennet olsun. O da kudretli kadındı. Ömrü hayatında onun kadar güzelini görmemiştik. Ve de zalimini. Evladı Murat Han'ı tahta çıkardığında başa sekiydik. Bu yüzden az canımızı yakmadı. Yıllar sonra gördüğün üzere yüzük bize geçti. Devran döndü bir kez daha. Evladımız Sultan Mehmet tahta cülus eyledi. Torunumuz Ahmet tahta çıktığında da biz oradaydık. Elimizi öptü. Hayır duamızı aldı. Lakin o bizi hiçe saydı. Şimdi verdiğimiz payeyi geri alma vaktidir. Bugünden itibaren Sultan Mustafa'nın devri başlayacak. Tahta erkekler çıkar. Lakin onları oraya taşıyan ve kalmasını sağlayan kadınlardır. Sen o kadınlardan olamadın Kösem. Öfken kudrete, acın hırsa dönüşmedi. İktidar hırsı gözünüzü kör etmiş sizin. Kudret için ruhunuzu şeytana satmışsınız. Siz aşk nedir, evlat, torun sevgisi nedir bilmiyorsunuz. Kalbinizin yerinde bir taş var. Doğru. Kalbimizin yerinde bir taş var. Kıymetli bir taş. Bir elmas. Keskin, eşsiz ve sert. Biz senin gibi tepeden inmedik. Olduğumuz yere 40 yılda tırnaklarımızla geldik. Lakin sen sultan olmadan tacını taktın. Ne aşk için, ne güç için savaş vermedin. Altın tepsi de geldi önüne. Elbette bunun bir bedeli olacaktı. Canını alacağız senin. Size bir teklifim var. Af dileyip ayaklarımıza kapanacaksan bir dene. Belki kabul ederiz. Beni derhal bırakırsanız, Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarmaktan vazgeçerseniz canınızı bağışlarım. Ölüm korkusu seni buhrana sürüklemiş. Akli melekelerini kaybetmişsin. Ne dediğinin farkında bile değilsin. Farkındayım. Hünkârımız ölmedi. Yakında dönecek. Başta siz olmak üzere hepinizin kalbini elleriyle sökecek. Öyle olsa bile sen bunu göremeyeceksin. Gel. Cülüs hazırlığı tamam sultanım. Âlâ. Götür bunu Bülbül. Yağlı urgan geçsin boynuna. Kıvrana kıvrana nefessiz kalsın. Sonra da bir çuvala koyup boğaza atın. Safiye Sultanımız idamına hükmettiler. Ne icap ediyorsa yapın. Cesaretin varsa beni sen öldürsene. Bırakma bunları. Korkuyor musun? Bu kadar korkak olduğunu bilmezdim. Buyurun şehzadem. Safiye Sultanımız sizi bekliyor. Gel bakalım aslan torunumuz. Yüce Rabbim çok şükür senin de cülusunu görmeyi nasip eyledi bize. Hünkârım, çok şükür iyisiniz hünkârım. Nasıl oldu bütün bunlar Zülfikar? Nasıl? Gücümüzün yettiğince direndik hünkârım. Lakin Safiye Sultan herkese satın almış. Sizin vefat ettiğiniz yalanını söyleyince kim var kim yok onların tarafına geçti. Suikaste uğradım Zülfikar. Neredeyse başarıyorlardı. Şehzadelerim nasıl? Osman, Mehmet, validem nasıl? Kösem nasıl? İyiler. İyiler hünkârımız. Şehzadelerimiz çok şükür iyiler. Güvenli yerdeler. Valide Sultanımız da öyle. Lakin Mahfiruze Sultan hakkın rahmetine kavuştu hünkârım. Kösem. Hünkârım, Kösem Sultan sizin tahtınızı ve şehzadeleri korumak için de her şeyi yaptı. Lakin az evvel öğrendim. Safiye Sultan'ın emriyle idam edilmiş. Olamaz. Nerede? Nerede? Her yerde arıyorlar hünkârım. Henüz naaşını bulamadık. Kapayın. Hünkârım. 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 Çekil Zülfikar. Hünkârım. Boğaza atmış olabilirler hünkârım. Hayır Zülfikar. Hayır. Hünkârım. Olmaz. Şehzademiz. Şehzadelerimiz size ihtiyacı var. Hepimizin size ihtiyacı var. Ayağa kalk. Kalkın. Evlatlarıma götür Zülfikar. Emredersiniz hünkârım. Beni şehzadelerime götür. Emre. Zülfikar geldi. Hünkârım, Valide Sultanımız ve şehzadelerimiz burada. Öldüğünü söylemişlerdi. Nasıl? Ağlar! Durun. Çıkın dışarı. Sen de Bahtiyar ağa. Sultanımızı yalnız bırakma. Ahdim var. Onun hesabını bizzat ben keseceğim. Demek cesaretin varmış Bülbül ağa. Hadi al canımı. Bitsin bu iş. Son nefesime kadar Safiye Sultanıma sadakatle bağlı kalacağım Kösem. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Buradan. Kaç hadi, kurtar kendini çabuk. Hadi. Evlatlarım nerede? Gel. Aslanım. Validem. Çok şükür yine bir aradayız. Osman'ım. Bunların hepsi kötü bir rüyaydı. Sabah oldu ve biz uyandık. Zülfikar. Mehmet Girey. Kösem, validem, şehzadelerim çok şükür iyiler. Çok şükür. Sizlerin sayesinde. Dileyin benden ne dilerseniz. Sizi ve ailenizi sağlıklı görmek benim için en büyük ödüldür hünkârım. Benim için de öyle hünkârım. Tam vaktinde geldiniz. Hızır gibi yetiştiniz. Hanedanım için, ailem için neler yaptığının farkındayım Mehmet Girey. Sadakatini işte şimdi ispat ettin. Sen neler yapmışsın öyle? Zülfikar anlattı her şeyi. Elinde kılıç, siper olmuşsun herkese. Mecburdum. Bu sarayda güçlü olmayana, dik durmayana yer yok. Bir şekilde kurtuluyorlar senden. Osman'ımı da yalnız bırakmamışsın. Dönmüşsün onun için. Zülfikar ağa sağ olsun. O olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. O da senin için aynı şeyi söyledi. Kardeşim Dilruba yüzünden yakalanmışsınız dediler. Dilruba Sultanımız daha küçük. Ona hiçbir şeyle itham edemem. Lakin belli ki validesi Halime Sultan'ın tesirinde. Halime Sultan, sence söylediği gibi masum mu? Zorla mı girdiler dairesine? Zorla mı aldılar şehzadeyi? Bilemiyorum. O gece onu hiç görmedim. Lakin yarası ağır olduğuna göre belli ki biri onu gözden çıkarmış. Ahmet, hayatımın en uzun gecesiydi. Yazık. Olan Mahfiruze Sultan oldu. Ve Şehzademiz Osman'a. Aileme bu zulmü, bu hakareti reva gören herkes layığını buldu. Bulacak. Şehzademiz Osman için üzülme. Ahmet, sana yemin ederim onu kendi evladımdan ayırmayacağım. Biliyorum. Gece yanına geldim. Uyuyordum. Bir yanında Osman, bir yanında Mehmet. Ömrüm boyunca hiç bu kadar içimi ferahlatan bir manzaraya şahit olmamıştım. Osman'a sütümü verdim. Artık benim 2 oğlum var. Bu beni hem mutlu ediyor hem de akıbetleri için korkuyorum. Şehzade Mustafa ile ilgili bir hüküm vereceğini biliyorum Ahmet. Bu öyle bir hüküm ki ileride emsal teşkil edecek. Osman'la Mehmet'in de kaderini belirleyecek. Ne demek istiyorsun Kösem? Eğer kardeşinin idam kararını verirsen ileride evlatların da birbirine kıyacak. Lakin şimdi her şeye rağmen bir kez daha bağışlarsan belki de nizam değişecek ve bir daha hiç kimse senin gibi kardeş acısı çekmeyecek. Hangisi daha acı? Kardeş acısı mı? Evlat acısı mı?